de senden daha fazla şey bilen biri. Ya, öyle bir durumu var. Yani şöyle, ben hani beş duyumla yaşıyorum. Sadece görsel, işitsel bir hayatım yok. Kendinizi geliştirmişsiniz. Hep doldurmuşsunuz. Bu coğrafya yetiştirdi beni. Ve bu coğrafyada, ben bu coğrafyada francala yiyerek büyüdüm. Ekmek değil. Ama Berkin'in ekmeğine kan doğrandığında da ben bu coğrafyadaydım. Ekmek kavgası değil bu coğrafyanın kavgası. Bu coğrafyanın kavgası pasta kavgası. Benim ağrıma giden o. Yoksa ekmek bol. Dünyada en çok ekmek yiyen nüfusuz biz yani. Bütün istatistikleri görüyorsunuz. Şudur. Görsel ve işitsel yaşayan bir toplumun içinde üç tane temel duyunuzu ihmal ediyorsunuz. Koku, doku ve tat. Gerçekler koku, doku ve tat üzerine inşa edilir. Yani herkesin annesinin böreği muhakkak ki çok mükemmeldir. Hiç kimsenin, arkadaşınızın annesi sizin anneniz kadar güzel börek yapamaz. Tabii. Alıştığınız lezzet odur. Ama hiç kimsenin annesi, anneannesinin yaptığı kadar da güzel zeytinyağlı yapamaz. O da tecrübe, bilgiyi gerektirir, yaş almak gerektirir vesaire. Tat önemlidir, koku çok önemli. Bir sosyal binaya, apartman ya da rezidans yeni adıyla girdiğinizde, şimdi artık apartman görevlileri yok eskisi gibi. Genellikle Anadolu'dan gelmiş apartman görevlilerine kötü ıslak bodrum katları verilirdi. Bir apartmana girdiğiniz zaman o insanların köyünden getirdiği kilimler, yün yorganlar, yün yataklar rutubetten dolayı bir yün kokusu alırdınız. Evet. Ve apartmanda yaşayanlar bunlardan rahatsız olurdu bu kokudan. O kapıcının, apartman görevlisinin karısı gündelik olarak da daire sahiplerinin evine giderdi. O kadın da o dairelere girdiğinde o kimyasal yumuşatıcıların, deterjanların kokusundan o kadar rahatsız oluyor aslında. Size güzel gelen kokular başkalarına göre rahatsız edici olabiliyor. Doku en önemlisi, dokunarak bulaşmıyor bazı şeyler hayatta. Toplum dokunmuyor birbirine. El sıkmaktan imtina ediyor. El sıkma cesareti varsa bile gözünüzün içine bakmadan el sıkıyor burada insanlar. Ben ticari araca bindiğimde bir emektir. Beni götüren şoföre inerken biraz fazla bahşiş verip teşekkür ettiğimde garip garip bakıyor bana. Acaba bir şey mi bekledi mi zannediyor diye düşünüyorum. Ben yani bir teşekkür, bir günaydın, bir iyi akşamlar. Mutlu insanların yüzlerine ihtiyaç var bu coğrafyada. Evet, hayatımızda olumsuzluklar var. Dişimiz apse yapabiliyor. İşte adet gören kadın oluyor. Ne bileyim, bizim belimiz ağrıyor, yorgun oluyoruz, terliyoruz. Bırakın insanlar sizi taze emeğinizin vücudunda kuruyan tuzuyla sevebilsin ya. Tüm bunların içinde burada olmaz gösterisine gelmek istiyorum. Çünkü gelelim. Konu oraya gelemeyecek sonra ve ben üzüleceğim. Burada olmaz. Misafir ederiz pazartesi akşamı, bekliyorum. Bizden çok biraz da seyircimizi de bilgilendirmek burada olmaz istiyorum. Tesadüfen ortaya çıktı. Yoktu böyle bir hikaye. Bir arkadaşımızın bir ihtiyacı vardı. Bir rahatsızlığı var, sigorta kapsamında değil, sigortalı bir işi yok, devlet karşılamıyor. Onun tedavisi için İzmir'de benden rica ettiler, bir toplantı gösteri kapalı yapabilir miyiz? Dedim ki orada olmaz dedim böyle şeyler dedim. Olur mu, burada olmaz diyorsun dedi, bal gibi olur dedi. Adı burada olmaz kaldı işin yani. Öyle çıktı. Tabii geliştirdi kendini, 50 oyun 25 bin kişiye ulaşmış vaziyetteyiz şu ana kadar. Burada olmaz aslında hayatımızda olmaz dediğimiz her şeyin nasıl olabildiğini anlatıyor. Benim hayatım üzerinden ve çeyrek asır üzerinden. Ben tabii 65 yaşında bir adam olarak son 25 yaşı. 45 olarak duruyorsunuz şu an karşımda. İki ihtilal, üç harekat, dört ceza var yani. Mahkeme sayısını vermiyor.